Açık Öğretim Lisesi Türk Dili Edebiyatı 2 Ünite Özetleri 1. Ünite Roman Roman, olayların yer, zaman ve şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatıldığı uzun soluklu hacimli edebiyat türüdür. Romanın yapısal ögeleri: 1. Kişi, kahramanlar. Romanların çoğunda geniş bir şahıs kadrosu vardır. Romanda baş karakter ve yardımcı karakterler bulunur. Romanda şahıslar ayrıntılı olarak tanıtılır. Roman kahramanının yaşamı geniş bir zaman çerçevesi içinde baştan sona anlatılır. Roman kişileri tip ve karakter olarak karşımıza çıkar tip belli bir sınıfı ya da belli bir insan eğilimini temsil eden kişidir. Tip evrenseldir, genel özelliklere sahiptir. Karakter Romanda olumlu olumsuz yönleri ile verilen belirli bir tip özelliği göstermeyen kişilerdir. Karakterler birden fazla özelliği belirlenmiş, tipik olan birkaç özelliği ile insanın iç çatışmaları ve çıkmazlarını verme görevini yüklenmiş roman şahıslarıdır. Karakter çok yönlüdür ve değişkendir. 2. olay romanlar temel bir olay etrafında gelişen ve iç içe geçmiş çok sayıda olaydan oluşur. Romanda olaylar her yönüyle ayrıntılı olarak işlenir. Her olay bir nedene bağlanır. Böylece okuyucu romanın içine çekilir. 3. mekan yer Romanlardaki kişilerin yaşadığı olayların geçtiği yerdir. Bu yer okuyucuya betimleme yoluyla anlatılır. Romanda olayların geçtiği ve kişilerin yaşadığı yerler, çevre ve diğer mekanlar çok ayrıntılı şekilde verilir. 4. Zaman Romanlarda zaman kavramı belirgindir. Olay veya olaylar belirli bir zaman diliminde yaşanır. Romanda konu Romanda ele alınan, üzerinde durulan düşünce, durum veya sorun metninin konusunu oluşturur. Tema, bir metindeki temel duygu veya kavram tema olarak adlandırılır. Temaları ifade eden kavramlar soyuttur. Çatışma, romanlarda farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumlarına denir. Örtük ileti bir yazarın metnini içine yerleştirdiği belgilerden yola çıkarak okurun çıkarımlarda bulunmasına denir. Dil ve anlatım. Her romancı eserini kendine özgü görüş, anlayış ve anlatış özelliğine göre oluşturur. Anlatmaya bağlı eserlerde, özellikle de roman ve hikayeler, birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır. Birinci kişiyle anlatımda ben, biz. Üçüncü kişili anlatımda eserlerde o, onlar özneleri kullanılır. Anlatıcı bakış açıları Hakim ilahi tanrısal bakış açısı Anlatıcı olayların içinde yer almaz, olaylara müdahale etmez, olaylara geniş bir açıdan bakar, anlatıcı her şeyi bilen konumundadır kahraman bakış açısı anlatıcı romanın kahramanlarından biridir yazar olayları kahramanın bakış açısından anlatır Anlatıcının bildikleri, kahramanın anlattıkları, gördükleri, duydukları ve bildikleri ile sınırlıdır. Olaylar birinci kişinin ağzından verilir. Gözlemci bakış açısı anlatıcı olayların içinde yer almaz. Olayları yansız bir şekilde anlatır. Gözlemci konumundadır. Yazarın bildikleri kahramanın bilgilerinden daha azdır. Roman türleri Romanlar konusuna göre sosyal roman, tarihi roman, macera romanı, psikolojik roman, egzotik roman, bilim kurgu romanı olarak isimlendirilebilir. Sosyal roman, toplumsal sorunların işlendiği romanlardır. Tarihi roman, konularını tarihte yaşamış kahramanlarla onları kuşatan gerçek veya hayali kişilerin hayat ve maceralarından olan roman türüdür. Macera, serüven romanı Günlük yaşamda gerçekleşmesi çok zor olan şaşırtıcı, gizemli olayların sürükleyici bir anlatımla ele alınan romanlardır. Psikolojik roman, insanların ruhsal ve psikolojik durumlarını, olaylar karşısındaki tepkilerini ve davranış biçimlerini işleyen roman türüdür. Dünya edebiyatında roman Roman, Avrupa'da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Miguel de Cervantes'in Don Quixote'u 16. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştır ve eser roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir. Türk edebiyatında roman, Türk edebiyatı bugünkü anlamda romanla Fransızcadan yapılan çevriler sayesinde tanınmıştır. Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız edebiyatçı Fenelon'dan yaptığı Telemak adlı eser ilk çeviri romandır. Hikaye Roman Farkı Hikaye türü romandan daha kısadır. Hikayede temel öge olaydır, romanda ise temel öge karakterdir. Hikayede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Hikayede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez. Kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romandan farklı olarak hikayede kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikayelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımıza çıkmaz. Hikayede olayın geçtiği yer, çevre sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevrede geniştir. Hikayeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve sözlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır. Romanda Anlatım Teknikleri 1. Anlatma bu teknik hakim bakış açısıyla oluşturulur. Yani anlatıcı kahramanlardan birisi değildir. Anlatmaya bağlı metinlerde başvurulan temel anlatım tekniklerinin en eskisidir. 2. gösterme Bu yöntemde roman kişilerinin iç dünyalarının verilmesi amaçlanır. Gösterme yöntemi sadece figürlerin psikolojik boyutlarını aktarmak, net bir anlatımla sunmak işlevini gerçekleştirir. 3. özetleme Bu teknik çok uzun süren bir zamanın kısa anlatımıdır. Bu teknik zaman atlaması ve genellemeler çevresinde oluşur. Geriye dönüş kahraman olmayan anlatıcı tarafından ilahi bakış açısıyla ya da kahramanın bir diyalog aracılığıyla kendi geçmişini kendi bakış açısıyla aktarmasıdır. İç çözümleme, anlatıcı ve onun hakim bakış açısıyla kurulur. Bu teknikte anlatıcı, karakterin zihnine rahatça nüfuz eder.'' Bilinç akışı, bu teknikte karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıra olmadan okuyucuya verilir. Bir metne gönderme yaparak onu içerik ya da biçim düzeyinde taklit ederek yeni bir metne dönüştürmeye metinler arasılık denir. Sanatçılar bu dönüştürmede pastiş, öykünme ve parodi yansılama gibi teknikler kullanırlar. Parodi, yansılama, mizah oluşturmanın temel unsurlarından biri olan parodi, metinler arasılık yoluyla aktarılan metin yoluyla gülünç ve mizahi bir durum oluşturmayı sağlayan anlatım tekniğidir. Pastiş, öykünme. Bu teknik bir yazarın dil ve anlatım özellikleri, sözleri taklit edilerek gerçekleşir. İroni, söylemek istenilen şeyin tersini söyleyerek eleştirmektir. 1. ünite ölçme ve değerlendirme Soru 1 Olaylar bir ana olay etrafında gelişir, kişi kadrosu geniştir, kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır, olmuş ya da olabilecek olayları anlatır, olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap B. Roman Soru 2. 1. olmuş ya da olabilecek olayların edebi olarak anlatıldığı metinlerdir. 2. yaratıcı yazarlardır. 3. olay, kişiler ve zaman unsurlarından bazılarıdır. 4. kişiler ayrıntılı olarak işlenir. 5. olaylar oldukça geniş yer tutar. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve hikayenin ortak özellikleri arasında yer almaz? Doğru cevap D. 4 ve 5. Soru 3. Aşağıda anlatım teknikleriyle ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Doğru cevap A. Anlatma tekniği olayın, hareketin, tavrın, durumun dil vasıtasıyla okuyucunun gözü önünde canlandırılmasıdır. Soru 4. Bir roman gerçekleşmemişse bile gerçekleşebilir olayların İnsan, yer, zaman çerçevesi içinde anlatıldığı edebi bir metin türüdür. İki ilk romanımız tercüme bir eser olan Yusuf Kamil Paşa'nın Fenalon'dan çevirdiği Telamak adlı eserdir. 3. Milli mücadele yıllarında siyasi kavgalar, Türkçülük, yanlış batılılaşma, kuşaklar arası çatışma, geri kalmışlık, eğitimsizlik, cehalet, yoksulluk temaları işlenmiştir. 4. Roman türü edebiyatımızda İlk defa Cumhuriyet döneminde denenmiştir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Doğru cevap 4. Soru 5. Roman türünü çoğu yazar bir çeşit insanlık tarihi sayar toplumu, hayatı bütünüyle kucaklayan yalnızca tek bir birey üzerine kurulmuş romanlarda bile dönemin özelliklerini veren bazı ipuçları yakalamak olasıdır. Roman insanı çağı ve çevresi içinde anlatır. Roman yazarı yaşamı gözleyerek konularını bulur. Tasarlanmış olayları konu alan romanlarda bile yazarın gözlem gücü önemlidir. Yazar bu gözlemlerini felsefi, ahlaki, politik, dini ve benzeri görüş ve düşünce lerle destekleyerek yazabilir. Bu metinden romanla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Doğru cevap B. Yazar içinde bulunduğu çevreden etkilenmez. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Doğru cevap C. Bunu onlara kim söylemiş? Soru 7: Aşağıdakilerden hangisinde soru zamiri yüklem görevindedir? Doğru cevap B. Benim sınavımda en yüksek notu alan kimdi? Soru 8: Kişi zamirlerinden kendi kelimesi söz içinde kişiyi vurgular ya da yapılan işin yapana döndüğünü gösterir. Buna dönüşlülük zamiri denir. Kendi zamiri aşağıdakilerden hangisinde bu iki göreviyle kullanılmıştır? Doğru cevap D. Ben kendim kendimi suçluyorum. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisinde zamir kullanılmamıştır? Doğru cevap D. O iyi yazarlara özgü mütevazılığı hep vardı. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinde zamir cümleye göre anlamı katmıştır? Doğru cevap C. Bence bu işi fazla uzatmayın. Soru 11. Bizim okurumuz sadece roman okuyan bir okur değildir. Onlar romanın yanı sıra öykü, deneme, makale, şiir de okur. Yabancı ülkelerdeki okur oranıyla kendi okurumuz arasındaki farkın azalmış olması sevindirici. Bu parçada kelime durumunda kaç zamir kullanılmıştır? Doğru cevap C. 3. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi kitap tanıtırken verilecek bilgiler arasında değildir? Doğru cevap D. Kitap yazarının medeni durumu. İkinci ünite. Tiyatro. İnsan yaşamını sahnede seyirciler önünde canlandırma sanatıdır. Tiyatro metni sahnede seyirci önünde oynanmak için yazılır. Olaylar yazarın ağzından anlatılmaz. Oyuncular tarafından izleyiciler önünde canlandırılacak şekilde yazılır. Türk edebiyatında batılı anlamda sahne tiyatrosu tanzimat döneminde görülür. İlk oyunlar önce çeviri daha sonra adapte ve telif eserlerdir. Şinasi batılı anlamda ilk tiyatro eseri olan şair evlenmesini yazmıştır. Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal, Ali Bey, Teodor Kasap, Abdülhak Hami, Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem tiyatro türünde eser veren sanatçılarımızdan bazılarıdır. 2. Meşrutiyet döneminde de tiyatro çalışmaları sürmüş ancak başarılı eserler Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Müsahip Zade Celal, Vedat Nedim Tör, Reşat Nuri Güntekin, Faruk Nafiz Çamlıbel, Haldun Taner, Turgut Özakman, Güngör Dilmen, Oktay Rıfat, Cevat Fehmi Başkut, Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet bu dönemde tiyatro eseri veren yazarlarımızdan bazılarıdır. Tiyatronun yapı unsurları. Tiyatrodaki olay örgüsüne dramatik örgü denir. Dramatik sanatın temeli çatışmadır. Olayların dekor ile canlandırıldığı mekana yer denir göstermeye dayalı bir tür olan tiyatronun yazım tekniği anlatıya dayalı edebi türlerden farklıdır. Tiyatro metinlerinde mekanın özellikleri sahnelerin başında verilir. Kişilerin hareketleri ise ayraç içinde geniş zaman kipiyle gösterilir. Tiyatroda yer alan diyalog ve monologlar yalın anlaşılır, kolay söylenebilecek nitelikte olmalıdır. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her birine sahne denir. Aşama aşama gelişen tiyatronun her aşaması bir sahnedir. Tiyatro metinlerinde kişiler, cinsiyetleri, isimleri, yaşları, ünvanları, işleri ve birbirleriyle olan ilişkileri şahıslar listesi halinde eserin başında verilir. Ayrıca metin içinde kişiler repliklerinin başında büyük harflerle adlarıyla belirtilir. Tiyatroda olay dizisini ortaya çıkaran temel ögeler serim, düğüm ve çözümdür. Trajedi, seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek amacıyla yazılan ve kendine özgü katı kuralları olan tiyatro türüdür. Kahramanları soylu kişilerdir. Erdeme ve ahlaka değer verilir. Konular tarihten ve mitolojiden Alınır. Vurma, yaralama ve öldürme gibi olaylar sahnede seyircilerin gözleri önünde sergilenmez. Olaylar seyirciye hissettirilir. Kaba sözlere yer verilmez. Beş bölümden oluşur ve manzum olarak yazılır. Üç birlik kuralına uyulur. Komedi, insanların ve olayların gülünç taraflarını ortaya koyan sahne eseridir. Amacı kişilerin ya da toplumun gülünç yanlarını ortaya koyarken seyirciyi güldürme yoluyla düşündürmek ve doğru yola yöneltmektir. Kahramanları genellikle halkın arasından seçilir. Her türlü kaba söze ve şakaya yer verilir. Konular günlük hayattan alınır. Kavga ve yaralama gibi eylemler sahnede canlandırılır. Beş bölümden oluşur, manzum olarak yazılır, üç birlik kuralına uyulur dram, yaşamın acıklı ve gülünç yönlerini bir arada bulunduran tiyatro türüdür. Karakterler halkın her kesiminden olabilir. Olaylar günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir devrinden seçilebilir. Vurma ve öldürme gibi acı veren olaylar sahnede oluş halinde gösterilebilir. Perde sayısı oyun yazarının isteğine bağlıdır. Hem şiir hem de düz yazıyla yazılabilir. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. İkinci ünite ölçme ve değerlendirme. Soru 1. Oyunlarıyla tiyatromuza önemli katkıda bulunan nokta nokta ilk dönemde yazdığı masum katiller, kanaviçe, duvarların ötesi gibi eserlerde olaylar arasında mantık bağı gözeten klasik oyun kurgulama yöntemine başvurmuştur. Konu seçimi, olaylara yaklaşımı, geçmiş olaylarla şimdikiler arasında köprü kurmaya elverişli anlatımıyla düşündürücü olduğu kadar eğlendirici bir yazardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap A. Turgut Özakman. Soru 2. Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyundur. Söz kullanılmayan bu oyunda yüz mimikleri, el, kol ve beden hareketleriyle tema anlatılmaya çalışılır. Bu parçada sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap B. Pandomim. Soru 3. Bayram gel yavrum 25 seneden beri hasret olduğun baban benim. Gel yavrum gel. Kollarını açar. Mehmet haykırarak Babacığım koşar, sarılır. Bayram Ya Rabbi lütfu ihsana payan yoktur. Tekrar öper, kucaklar, hıçkıra hıçkıra ağlar. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Doğru cevap C. Dekor ve sahne ayrıntılarına yer verildiğine. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden biri değildir? Doğru cevap D. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı vardır? Doğru cevap B. Gün boyu çamurlara bata çıka yürüdüler. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı vardır? Doğru cevap A. Toplantıya katılmadan dışarı çıkarız. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık çokluk zarfı kullanılmamıştır? Doğru cevap D. Arkadaşlar, ileri gidebilir misiniz? Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çok zarfı bir sıfatı nitelemiştir? Doğru cevap C. Düğünde çok güzel bir elbise giymişti. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Doğru cevap C. Kalan işleri yetiştirmeye bakacağız artık. Soru 10. Ay şimdi deli olacağım. Bakkallar gelmeyecek mi? Söz kesmeyecek miyiz? Oğlanı şunlara hayırlısıyla bir üç güveysi versem de kurtulsa çocuk. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap A. Ünlem nokta virgül soru işareti nokta. Soru 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? Doğru cevap B. Ben birkaç gün sonra gelmeye razı oluyorum. Üçüncü ünite. Biyografi, otobiyografi. Biyografiye yaşam öyküsü de denebilir. Bir kişinin yaşamını anlatmayı konu alan edebiyat türüdür. Yazarın kendi yaşamını anlattığı otobiyografiler de bu türün içinde yer alır. Biyografi kişisel anılara ya da araştırma sonucu edinilmiş sözlü ve yazılı malzemelerin düzenlenmesine ve yorumlanmasına dayandığı için tarihin bir dalı olarak da görülebilir. Biyografi türünün ilk örnekleri arasında tercüme-i hal denilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı üzerine kaleme alınan siyer kitaplarını verebiliriz. Roman, hikaye gibi tahkiye kurgusu içerisinde olay anlatımı üslubuyla kişiyi bir roman kahramanı gibi olayların içindeki konumlarıyla sunan eserlere de edebi biyografi ya da biyografik roman denir. Otobiyografi, öz yaşam öyküsü, bireyin kendi hayatını geçmiş ve şimdiki yaşantısı ile geleceğe ilişkin planlarını yazılı olarak anlatmasıdır. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi, tek yazı denir. Portre, bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara denir. Kişinin sadece dış görünüşünün, boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerinin anlatıldığı portreye fiziki portre, iç dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının, fikirlerinin, zayıf taraflarının anlatıldığı portreye ruhi portre, tinsel, moral portre denir. Çoğu zaman fiziki portre ile ruhi portre iç içe verilir. Biyografi ve otobiyografi tarzında yazılan eserler biyografi ve otobiyografi tarzı hikaye ve romanlarda biçim olarak benimsenmiştir. Sanatçılar bazı hikayelerinde tanıdıkları kişilerin ya da kendi hayat hikayelerinden kesitler sunarak biyografi ve otobiyografi tarzından faydalanmıştır. Necati Cumalı, Viran Dağlar, Hıfzı Topuz, Gazi ve Fikriye, Ayşe Kulin, Adı Aylin, Füreya, Köprü, Türkan, Veda Esir şehrinde bir konak, Beşir Ayvazoğlu, Bozgunda Fetih Rüyası, Atilla İlhan, Allah Celle Celaluhu'nun süngüleri, Reis Paşa, Gazi Paşa, Sadık Yalsız Uçanlar, Gezgin Cam ve Elmas Anka, İskender Pala, Şah ve Sultan, Sinan Yağmur, Aşkın Gözyaşları biyografik tarzda yazılmış romanlara örnek olarak gösterilebilir. Necip Fazıl Kısakürek Kafa Kağıdı Abidin Dino Kısa Hayat Hikayem Aziz Nesin Böyle Gelmiş Böyle Gitmez Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam otobiyografik tarzda yazılmış romanlara örnek olarak gösterilebilir. Teskireler, belli bir meslekte tanınmış kişilerin, başta şairler olmak üzere hattatların, mimar, musiki ustaları, hayat ve sanatlarından söz eden eserdir. Bunların şairlerden söz edenine şu ara teskiresi denir. Teskire türünün ilk örneği Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefais adlı eseridir. Özgeçmiş CV, bir kişinin geçmişteki eğitim durumlarını, başarılarını, deneyimlerini, çalışma hayatındaki tecrübelerini net ve açık bir dille anlattığı yazıya özgeçmiş denir. Beceriler, deneyimler, eğitim durumu, iş tecrübesi ve benzeriyle ilgili konularda hazırlanan kişiye ait özet bilgidir. Özgeçmiş ile uygunluğu, özellikleri ve başarıyı özetle anlatan bir araçtır. Üçüncü ünite ölçme ve değerlendirme. Soru 1. Çocuklar model alma yoluyla kişiliklerini oluşturduklarından ünlü kişilerin yaşamlarını merak ederler. Onların bu ihtiyacını karşılayacak tür nokta noktadır. Yaşamın incelenmesiyle öğrenciler tarihsel zaman ve mekandaki gerçek kişiler hakkında bilgi edinirken hem kişileri hem tarihi hem de tarihsel mekanları öğrenirler. Bu türde kişinin başarılı olduğu alanlar, eserleri, ürünleri detaylı ve belgelere dayandırılarak nesnel şekilde tanıtılır. Bu parçada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap C. Biyografi. Soru 2. Henüz 4-4,5 yaşında bir çocuktum. Beni okula başlattılar. Niçin bilmiyorum. Hidayet Cihangir'e yakın bir mahalle olan Sirkeci Mescid içindeki mahalle mektebine devam ediyorduk. Beni de oraya verdiler. Mahalle mektebinin ne olduğunu ilk defa orada gördüm. Sirkeci Mescid, Cihangir ve Firuz Ağa büyük yangınlarında yanmadı, hala duruyor. Bu parça aşağıdaki edebi metinlerin hangisinden alınmıştır? Doğru cevap D. Otobiyografi. Soru 3. Kırşehir'de 1938'de doğan Neşet Ertaş, Çiçek Dağı'ndan Türkiye'ye açılan bir halk ozanıdır. Babası kendisi gibi bir sas üstadı olan Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş'tır. Çocukluğu köyde geçen Neşet Ertaş ilkokulda keman ve bağlama çalmaya başlamıştır. Babasının ondaki yeteneği görmesi sonucu düğünlerde saz çalarak müzik hayatına 1950'lerin başında başlamıştır. Neşet Ertaş aptallık kültürünün son büyük efsanesi olarak bilinir. UNESCO hayatta olduğu dönemde Neşet Ertaş'ı somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine bağlı olarak Türkiye Envan panterinde ulusal yaşayan insan hazinesi olarak kabul etmiştir. Bu parça aşağıdaki edebi metinlerin hangisinden alınmıştır? Doğru cevap A. Biyografi. Soru 4. 1. Kişilerin yaşamı tarafsız bir bakış açısıyla yazılmalı. 2. Verilecek bilgiler belgelere, kanıtlara ve tanıklara dayandırılmalıdır. 3. Kişinin yaşamı anlatılırken aşırılıklardan yani aşırı derecede yüceltmeden ya da kıyasya eleştirmeden kaçınılmalıdır. 4. Çevreden duyulma bilgilere de yer verilmelidir. Biyografi ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. 4 Soru 5: Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına nokta nokta denir. Bu tür eserlerde herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihi bir olay, bilimsel bir alana ait bir sorun, özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir incelemede yapılabilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap A. Monografi Soru 6. 1. Otobiyografi belgelere dayanılarak yazılmalıdır. 2. Derlenen bilgiler bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirilmelidir. 3. Kişi hayatındaki her şeyi değil, anlatmaya değer olanları kaleme almalıdır. 4. Otobiyografiler yaşamı yazılan kişiyle ilgili araştırma yapan kişiler tarafından kaleme alınır. Otobiyografi ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. 4. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi biyografik tarzda yazılmış romanlara örnek olarak gösterilemez? Doğru cevap C. Necip Fazıl Kısakürek Kafa Kağıdı Soru 8. 1. Divan edebiyatında kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle ele alan eserlere de teskire denir. 2. Bu eserler mensur yazılmakla birlikte içinde manzum kısımların yer aldığı teskireler de vardır. 3. Teskireler bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır. 4. Edebiyatımızdaki ilk teskire Latifi'nin Teskire Tüşşuarı adlı eseridir. Teskireler ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. 4. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Doğru cevap C. İmamın her söylediğini bütün müezzinler tekrarlıyorlardı. Soru 10. Ya bu adam ya Rabbi ya bu baba nasıl görmüyor idi ki kızının elinden bütün sevdikleri böyle birer birer alınacak? Bu dizelerde aşağıdaki kelime türlerinden hangisi yoktur? Doğru cevap C. Edat Soru 11. 1. Aptalın dostluğu köy görünceye kadar. 2. Aptal ata binince bey oldum sanır. Şalgam aşa girince yağ oldum sanır. 3. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. 4. At sahibine göre kişner. Numaralanmış atasözlerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Doğru cevap B. 2. Soru 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç iki cümleyi birbirine bağlamıştır? Doğru cevap D. Bütün gün çok çalıştım ancak hiç yorulmadım. Dördüncü ünite mektup e-posta. Mektup türünün genel özellikleri. Mektuplar insanların duygu ve düşüncelerini, çevrelerinde olup bitenleri uzaklardaki yakınlarına samimi bir üslupla kağıda dökerek anlattıkları yazılardır. Mektuplar yazıldıkları dönemlere ışık tutan önemli belgeler tarihi kaynaklardır. Dünyada olduğu gibi bizde de mektubun önemli bir yeri vardır. Fuzuli'nin şikayet namesi bu türün ilk örneğidir. Ayrıca tarihi şahsiyetler arasında da mektup yazma geleneği vardır. Kanuni ile Hürrem Sultan, 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasındaki mektuplaşmalar ve benzeri. Divan edebiyatında mektup denildiğinde akla ilk gelecek eserler münşiatlardır. Divan edebiyatında nesir biçimindeki yazıya inşa, nesir yazarına da münşi denir. Nesir halindeki yazıların bir araya toplanmasından meydana gelen eserlere ise münşiat denir bağımsız bir tür olarak Türk edebiyatında özel mektupların herhangi bir yazı veya kitap içinde veya bir kişiye ait toplu olarak yayımlanması da yine Tanzimat dönemindedir. Mektup Cumhuriyet döneminde daha da yaygınlaşmıştır. Özel mektuplar, resmi mektuplar, iş mektupları ve elektronik mektuplar olmak üzere dört tür mektup vardır. Özel mektuplar, birbiriyle yakın tanış insanlar ve eş dost arasında yazılan mektuplardır. İsteğe bağlı yazılabilir. Bu tür mektuplarda doğal ve samimi anlatım ön plandadır. Sanatçı ve edebiyatçıların daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara edebi mektup denir. Özel mektupların biçim özellikleri şunlardır. 1. Mektup temiz ve düzgün bir kağıda siyah ya da mavi mürekkeple bir kalemle yazılır. 2. Mektubun yazıldığı yer ve tarih kağıdın sağ üst köşesine yazılır. 3. Mektup bir hitap sözüyle başlar. Bu hitap mektup yazılan kişi ile mektubu yazan kişi arasındaki özel durum dikkate alınarak belirlenir. Örneğin sevgili kardeşim 4. Mektubu yazan kişinin ismi mektubun sağ alt köşesine yazılır. İsmin yazıldığı yerin üstüne imza atılır. 5. Mektubu yazan kişinin adresi sol alt köşeye yazılır. 6. Zarfın üzerine gönderenin adresi sol üst köşede, alıcının adresi ise sağ alt köşede yer alacak şekilde yazılır. Adreste yer alan her kelime büyük harfle başlar ve adres bilgileri okunaklı bir yazıyla yazılır. Resmi mektuplar devlet kurumlarının aralarında veya kişilerle devlet kurumları arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda anlatım ciddi ve saygılıdır. Konu dışındaki bilgi ve istekler yer almaz. Dilekçeler bir tür resmi mektup olarak da kabul edilebilir. İş mektupları, özel kurumların arasında veya kişilerle kurumlar arasında yapılan mektup yazılmasına iş mektubu denir. Kısaca ticari bir konuda bir dileği bildirmek için yazılan mektuplardır. Elektronik posta, e-posta, e-posta elektronik posta veya elektronik mektup şeklinde ifade edilebilir. Kısaca genel ağ üzerinden gönderilen dijital mektuplara e-posta denir bilgisayarlar ve insanlar arasında bilgi alışverişini sağlayan ve en yaygın kullanılan genel al uygulamasıdır. Dördüncü ünite Ölçme ve Değerlendirme Soru 1. Aşağıda mektupla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. Batı edebiyatında ilk mektup örnekleri Fransız edebiyatında görülmüştür. Soru 2. Aşağıdaki verilen mektupla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap B. İş mektuplarını firma adı taşıyan başlıklı kağıtlara genellikle kurşun kalem ya da dolma kalemle yazılır. Soru 3. Aşağıdaki mektupla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. Sonuç bölümü mektubun yazılış nedeninin belirtildiği bölümdür. Soru 4. Özel mektuplarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap D. Firmalara yazılan mektuplar bu gruba girer. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi özel mektupların en temel anlatım özelliğidir? Doğru cevap D. Samimi bir havada yazılması. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi mektubun plan ögelerinden değildir? Doğru cevap A. Dil. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi mektubun dil ve anlatımını etkilemez? Doğru cevap B. Mektup planı. Soru 8. Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde konuyla ilgili farklı düşüncelere sahip uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap A açık oturum. Soru 9. Sevgili kardeşim Orhan Belki bu mektubum oraya vardığı zaman sen bir çocuk hastanesine kavuşmuş olacaksın. Böylece huzurunun bir bölüğü gerçekleşmiş olacak. Bütün sıkıntılarım sanatçı hekim ikililiğinden doğuyor.'' Şimdi Ankara'da tiyatrolar perdelerini açıyor. Gözüm o kadar alışmış ki Orhan Asena adı altında bir oyun arıyorum bulvarları dolduran afişlerde. Bu yıl yerli oyun bakımından tiyatrolar oldukça dolgun. Geçen yılın en güzel başarısı Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı oldu. Bu Türk oyun biçiminden yararlanan, toplumsal yergiyi temel alan ve Türk opereti geleneğine dayalı güzel bir oyundu. Gılgamış sergisi üzerine yazdıklarını okudum. Yukarıda verilen parça mektup türlerinden hangisine girmektedir? Doğru cevap C. Özel mektup. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Doğru cevap D. Dilekçelere cevap verme zorunluluğu yoktur. Soru 11. Açık oturum, geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı konuşmadır. Konuşmacı sayısının 3 veya 5 kişi olarak belirlendiği bu konuşmalarda başkan önce konuyu açıklar, konuşmacıları tanıtır, sonra da onlara sırayla söz verir. Tartışma boyunca kendi görüşleriyle konuşmacıları yönlendirmek, süreyi dengeli biçimde ayarlamak başkanın görevleri arasındadır. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Doğru cevap D. 4. 5. ünite günlük blok Bir kimsenin yaşadığı önemli olayları, duygu ve düşüncelerini günü gününe tuttuğu, üzerine tarih attığı yazılara ve bu yazılardan oluşturulan eserlere günlük adı verilir. Günlük yerine günce, jurnal, rozname, muhtıra, hatıra defteri de kullanılır. Kişisel hayatı konu alan bilgilendirici metinlerden biri olan günlükler, birinci kişi ağzından yazılan kısa ve öznel yazılardır. Yazarının kişiliğini, görüşlerini ve iç dünyasını yansıtan günlükler, içten ve inandırıcı bir anlatıma sahiptir. Günlükler, yazarının yaşamına, yaşadığı döneme ayna tutar. Günlüklerde konuşma diline yakın bir dil kullanılır ve anlatımda öyküleyici anlatım biçimi ve iç konuşma tekniğinden yararlanılır. Bu tür yazılarda gözlemin önemli bir yeri vardır. Günlükler içe dönük ve dışa dönük olmak üzere ikiye ayrılır. İçe dönük günlük, kişilerin duygularını anlattığı günlüklerdir. Dışa dönük günlükler dış dünyadaki olayların anlatıldığı günlüklerdir. Kimi roman ve öykülerde günlük bir anlatım biçimi olarak kullanılabilir kişisel gözlemlerden ve diğer kaynaklardan yapılan anlatılardan oluşan, genellikle bir kişi tarafından yürütülen ve çevrim içi bir günlük, sıklıkla güncellenen internet sitelerine blog denir. Bloglar haber ve bilgilendirme kaynağıdır. Kişiler bu sistemlerinde çeşitli konularda bilgi ve düşüncelerin, deneyimlerini ve yorumlarını paylaşırlar. Bloklar sanat, bilim ve teknoloji, politika, spor, eğlence, dedikodu, yeni eğilimler, moda, sağlık gibi akla gelen her konuda oluşturulabilir. Kullanım amaçlarına göre başlıca blok türleri şunlardır. Kişisel bloklar, temasal bloklar, topluluk blokları, şirket, kurumsal blokları, basın yayın blokları. Bloklar farklı bölümlerden oluşur. Blok sahibinin profili, hakkımda bölümü, arşiv, geçmiş yorumlar, mesajlar, mesaj yazma ve okuma alanları. Blog yazarının bloğuna koyduğu herhangi bir içerik, görüntü, hareketli görüntü, gif, metin iletisi, gönderi adıyla nitelenmektedir. Gönderiler ters kronoloji ile düzenlenir. Blog okurlarının bu mesajlara çeşitli biçimlerdeki içeriklerle yanıtları ise yorum olarak adlandırılmaktadır. Blok yazarı profil bölümünde kısaca kendini tanıtır. Blok sayfaları kendilerine has tasarım ögeleri, görsel malzeme kullanımı, içerik ve dil özelliklerine sahiptir. Bir blok sayfası güncel ve özgün olmalıdır. Bloklarda üslup, içerik ve tasarım kişiye özeldir. Dil ve anlatım bloğun türüne göre çeşitlilik gösterir. Dil bilgisi, yapısına göre fiiller, eylemler Türkçe'de fiiller yapılarına göre üçe ayrılır. 1. Basit fiil. Yalın halindeki kök ya da sadece fiil çekim eki almış fiillere denir. Kök, fiilin bölünemeyen en küçük anlamlı parçasıdır. 2. Türemiş fiil. İsim ya da fiil, kök ve gövdelerinden yapım ekleriyle türetilmiş fiile denir. En az bir tane yapım eki almış fiillere denir. 3. Birleşik fiil. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan fiillere birleşik fiil denir. Birleşik fiiller yapılış şekillerine göre üçe ayrılır. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller, kurallı birleşik fiiller. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller Gerçek anlamından uzaklaşmış isim cinsinden bir kelimeyle bir fiilin kalıplaşmasıyla oluşan fiillerdir. Bu tür birleşik fiillerde kelimelerin biri ya da hepsi gerçek anlamından uzaklaşmış olabilir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller birer deyimdir. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. İsim soylu bir kelimeyle bir yardımcı fiilden oluşan birleşik fiillerdir. İsim artı yardımcı fiil. Yardımcı fiillerin genellikle tek başlarına anlamları yoktur. Anlamları birleştikleri isim soylu kelimelerle ortaya çıkar. Ancak yardımcı fiil olarak kullanılan bu kelimeler karşımıza bazen yardımcı fiil olarak değil, kendi başına bir fiil olarak çıkar. Bu tür kullanımlarda yapısına göre türü değişir. Uyarı: Yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerde birleşme sırasında ses düşmesi ya da türemesi olursa bitişik, olmazsa ayrı yazılır. Örneğin: hisset, kaybol, farket. Kurallı birleşik fiiller: Bir fiille kalıplaşmış bir fiilin birleşmesiyle oluşan birleşik fiillerdir. Burada ikinci fiil kendi anlamından uzaklaşır. Bu birleşik fiiller her zaman bitişik yazılır. Çeşitleri Yeterlilik kurallı birleşik fiili Tezlik kurallı birleşik fiili Yaklaşma kurallı birleşik fiili Süreklilik kurallı birleşik fiili Yeterlilik kurallı birleşik fiiller Fiil kök veya gövdelerine a, e ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime bilmek fiiliyle birleştirilir. Bu birleşik fiillerde bir işin yapılmasına, gücü yetme, işi başarma, ihtimal ve rica anlamları vardır. Örneğin bu kasaları kaldırabilir, gücü yetme. Bu soruları çözebilirsin, işi başarma. Bir gün gelebilirim, ihtimal. Tuzu uzatabilir misin, rica. Tezlik kurallı birleşik fiiller Fiil kök ve gövdelerine ı, I, i, u, ü ekleri getirilir ortaya çıkan kelime vermek fiili ile birleştirilir. Bu birleşik fiillerde aniden, birden, apansız, beklenmezlik, kolaylık, önemsemeyiş anlamları vardır. Örneğin maç bitmeden geliverdi. Aniden. Uyarı. Tezlik kurallı birleşik fiilin olumsuzu iki şekilde yapılabilir. Örneğin verdiği ele alalım. Gelmeyi verdi, geli vermedi yaklaşma kurallı birleşik fiiller. Fiil kök veya gövdelerine a e ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime yazmak fiiliyle birleştirilir. Bu birleşik fiiller fiilin gerçekleşmediğini ama bununla birlikte gerçekleşmesine az kaldığı anlamını karşılar. Örneğin merdivenlerden düşe yazdım. Sürerlilik kurallı birleşik fiiller. Fiil kök veya gövdelerine ae ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime durmak, kalmak, gelmek fiilleriyle birleştirilir. Bu birleşik fiiller işin kesintiye uğramadan sürekli yapıldığını, devam ettiğini bildirir. Fiilin başlaması ile bitmesi arasında belli bir süre geçtiğini anlatır. Bu fiillerin olumsuzu yoktur. Örneğin uygulama bu şekilde süre gelmiştir. Sessizce bekleye durun. Kaza anında dona kaldım. Fiilde çatı. Fiillerin nesnelerine ve öznelerine göre aldıkları biçime çatı denir. Çatı fiil kök ya da gövdelerine getirilen çatı ekleriyle oluşur. Uyarı: Çatı konusu yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerle ilgili bir konudur. Bu yüzden çatı sadece fiil cümlelerinde aranır. İsim cümlelerinde çatı aranmaz. Örneğin çağdaş her öz çağdaş biçimleri gerektirir. Fiil cümlesi aranır. Öykülerimde ilgi alanım büyük kenttir. İsim cümlesi aranmaz. Çatı eylem kök ya da gövdelerine çatı ekleri adını verdiğimiz NL edilgen, NL dönüşlü, Ş isteş, TR dır ettirgen eklerinin getirilmesiyle oluşur. Ancak eylemin hangi çatı ekini alacağı özne ve nesne durumlarına göre değişir. Çatı, yüklemin nesne ve özne ile ilgisi olduğundan sorularda karşımıza çoğu kez nesne yüklem ve özne yüklem ilişkisi olarak çıkar. Fiiller çatı bakımından ikiye ayrılır. Nesnelerine göre fiiller, öznelerine göre fiiller. Nesnelerine göre fiil çatıları Fiiller nesne alıp almadıklarına göre fiildeki bir işin başka bir varlığı etkileyip etkilememesine göre de gruplandırılabilir. Nesnelerine göre fiiller asıl olarak geçişli ve geçişsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Fiillerin geçişsizlik durumunun ortadan kalkmasına ve geçişliliğinin artırılmasına göre ettirgen ve oldurgan fiiller ortaya çıkar. Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunlar dört gruba ayrılır. Geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan. Geçişli fiiller nesne alabilen fiillerdir. Öznenin yaptığı işi başka varlıklar üzerine geçirebilen nesne alan fiiller geçişlidir. Geçişli fiiller ne, neyi, kim, kimi sorularına yanıt veren fiillerdir. Fiille belirtilen hareketin bir nesneyi etkilemesi, onda etki sağlaması fiilin geçişli sayılmasında bir ölçü olur. Örneğin kırmış çekimli fiilinin etkili olduğu bir nesne bir varlık ya da kişi söz konusudur. Bardağı kırmış cümlesinde olduğu gibi. Nesne ile kullanılan eylemler geçişli eylemlerdir. Geçişli eylemlerin aldıkları nesneler hem belirtili hem de belirtisiz olabilir. Örneğin Ahmet bardağı kırdı ya da Ahmet bardak kırdı gibi. Uyarı: Bir fiilin geçişli olması için cümlede bir nesnenin bulunması gerekmez. Bu durumlarda da cümlede nesne olmasa bile o eylem geçişlilik özelliği gösterir. Örneğin, bizim evin önünde gördüm. Kimi gördüm? Onu. Uyarı bazı fiillerin geçişli olup olmadıkları ancak kullanıldıkları cümlede ortaya çıkar. Örneğin köylüler tarlaları sürdü, geçişli. Görüşme iki saat sürdü, geçişsiz. Babam atları arabaya koştu, geçişli. Ahmet eve doğru koştu, geçişsiz. Geçişsiz fiiller ne, neyi, kim, kimi sorularına cevap vermeyen, nesne alamayan fiillerdir. Örneğin herkes ona gülüyordu. Ne neyi, kim kimi nesne almaz. Kimse arabadan inmesin. Ne neyi, kim kimi nesne almaz. Oldurgan fiiller, geçişsiz bir fiilin -t, -r, -dır eklerinden biriyle geçişli hale getirilmesiyle oluşan fiillerdir. Bir fiilin oldurgan olabilmesi için söz konusu fiilin kökü ya da gövdesi mutlaka geçişsiz olmalıdır. Örneğin Berk az önce uyudu. Geçişsiz. Berk'i az önce uyuttu. Oldurgan. Çocuk yatacak. Geçişsiz. Çocuğu yatıracak. Oldurgan. Ettirgen fiiller. Geçişli bir fiilin t, r, dır eklerinden birinin eklenmesiyle geçişlilik derecesi artırılmış olan fiillerdir. Bir fiilin ettirgen olabilmesi için söz konusu fiilin kök ya da gövdesinin mutlaka geçişli olması gerekir. Örneğin, bahçedeki çiçekleri suladı. Bahçedeki çiçekleri sulattı. Bahçeye bir kuyu kazdı. Bahçeye bir kuyu kazdırdı. Uyarı, ettirgen ve oldurgan fiilleri birbirinden ayırırken aldıkları R, T, dır ekleri çıkarılır ve geride kalan kısmın geçişli olup olmadığına bakılır. Uyarı, geçişli bir fiille birden çok ettirgenlik eki getirildiğinde geçişlilik derecesi artar. Bunlara katmerli ettirgen fiil denir. Örneğin kır, kırdır, kırdırt. Öznelerine göre fiil çatıları Özne yüklem ilişkisinde öznenin fiilin bildirdiği işi nasıl yaptığı önemlidir. Buna göre de öznesine göre fiil çatıları dört grupta incelenir. Etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Etken fiiller Türkçe'de fiil kök ya da gövdelerinin doğrudan doğruya kendi bilinen anlamlarıyla kullanılmalarıdır. Bunlar çatı eklerini almazlar. Etken fiille kurulan cümlede özne, fiile konu olan kişi ya da varlık bellidir. Yüklemde bildirilen işi ve yargıyı yapan, yerine getiren veya üstlenen varlık ve nesneye gerçek özne denir. Çoğu kez gerçek özne açıkça söylendiği gibi gizli özne de olabilir. Gizli öznelerde birer gerçek öznedir. Örneğin can eve geliyormuş. Gerçek özne can. Haftaya Ankara'ya gideceğiz. Gizli özne biz. Edilgen fiiller. Etken fiillere -l veya -n çatı ekleri getirilerek türetilen fiillerdir. Yüklemleri edilgen fiil olan cümlelerde özneler belli değildir. Yani gerçek özne değildir. Bu cümlelerde işi yapan ya da işe konu olan kişi ya da varlıklar kesinlikle belirlenmiş durumda bulunmaz. Örneğin bozulan arabası tamir edildi derken tamir ettirme işini gerçekleştiren kişiler kesinlikle belli değildir. Tamir edilen ne sorusuna karşılık gelen bozulan arabası sözde öznedir. Yüklemde bildirilen işi yapan değil, yapılan işten etkilenen kişi varlık ya da kavramlara sözde özne denir. Başka bir deyişle gerçek öznenin olmadığı cümlelerde asıl görevi nesne olan kelime sözde özne görevi üstlenir. Örneğin, iki gün bu otelde kaldı. Gerçek özne etken fiil İki gün bu otelde kalınır. Sözde özne edilgen fiil. Bütün caddeler süslendi. Sözde özne edilgen fiil. En zor sorular bile çözüldü. Sözde özne edilgen fiil. Dönüşlü fiiller Fiilin anlatıldığı işin belli bir özne tarafından yapıldığını göstermek üzere fiil kök ya da gövdelerine ne l çatı eklerinden biri getirilerek yapılan fiillerdir. Etken fiiller gibi gerçek özneye sahiptir. Öznelerin eylemin yaptığı işten doğrudan doğruya etkilenmesi bakımından edilgen fiillere benzer ancak dönüşlü fiillerle kurulan cümlelerde işi yapan da yapılan işten etkilenen de aynı kişidir. Örneğin milli takım maçı kazanınca çok sevindim. Gerçek özne dönüşlü fiil Zehra düğüne gitmek için süslendi. Gerçek özne, dönüşlü fiil. İşteş fiiller. Fiilin birden çok özne tarafından yapıldığını göstermek üzere fiil kök ya da gövdelerine ş, çatı ekinin getirilmesiyle yapılan eylemlerdir. İşteş çatılı fiillerin özneleri gerçek öznedir. İşteş fiiller karşılıklı ya da birlikte yapma anlamına sahiptir. Bunların yanı sıra esmerleş fiilinde olduğu gibi belli bir süre içinde durum değişikliğini belirtmek için de kullanılır. Örneğin kuşlar uçuştu. Gerçek özne işteş fiil birlikte. Gelen misafirlerle tokalaştı. Gerçek özne işteş fiil karşılıklı. Çamaşırlar beyazlamış. Gerçek özne İşteş fiil durum değişikliği. Uyarı: Bazı kelimeler şe eki almadan da işteşlik özelliği taşır. Güreş, yarış, barış, savaş kelimeleri gibi. Buna karşılık şe ekini almış bazı fiiller de tek kişi tarafından yapıldığı için işteşlik özelliği göstermez. Örneğin, arkadaşlarına kısa sürede yetişti cümlesindeki yetiş kelimesi gibi. 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme 28 Aralık Çarşamba Ocağın 29'unda tam 10 yıl olacak. Ziya Osman Sabay'ı karlı bir havada Eyüp'te toprağa vermiştik. Yıllar çabuk mu geçiyor belirli bir yaştan sonra. Çocuklukta günler, haftalar bitmezdi bir türlü. Ama yolun yarısına gelmeye gör. Her şey kopuk bir film gibi akı veriyor.'' Ziya Osman'ı son görüşümde ince bir dosya çıkarmıştı çekmeceden. Nefes almak yazıyordu üzerinde. Yeni kitabıydı. Ölümümden sonra çıkacak demişti. Haydi haydi demiştim. Okurları o kadar bekletmeye hakkın var mı? Gülümsemişti. Birkaç hafta sonrasını mı düşünerek? Ben düşünememiştim o günden ötesini. Canlı bir insanın, hele bir dostun, bir sevilenin yok olabileceğini düşleyemiyoruz.'' 10 yıl geçip gitmiş bile, şiirlerini karıştırıyorum, bilmeyen, Ziya Osman'ı yaşamı süresince ölümü özleyerek bekleyen biri sanır. Hep ölüm, hep ölüm düşünceleri, o ölümü değil, dünyada bulunamayacak bir çeşit yaşamı özlüyordu. Oktay Akbal, Anılarda Görmek Soru 1. Yukarıdaki günlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevap C. Üçüncü kişi ağzından yazılmıştır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi konu bakımından günlük türüne daha yakındır? Doğru cevap D. Anı. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan edebi türlerden biri değildir? Doğru cevap D. Fıkra. Soru 4. 1. Başlangıçta her gün, sonraları haftada yahut ayda bir defa can attığım, dert döktüğüm şu deftere artık aylar geçiyor da el sürmüyorum. 2. Bu satırları salı sabahı postanede ekliyorum. Gece tabi uyuyamadım. Karyola, gürültüler, kuruntular uykuya mani oldu. 3. Kozanın diğer önemli bir yönü ise kasabada da tekrarlanan çocukların doğayla ve hayvanlarla olan yıkıcı ilişkisidir. 4. Ahmet Mithat Efendi edebiyat tarihimizde çok defa ikinci sınıf bir yazar olarak düşünülmüştür. Halbuki o geçen asır Türk okuyucusu üzerinde diğerlerinden daha tesirli olmuştur. Yukarıdaki parçalardan hangisi bir günlükten alınmış olabilir? Doğru cevap A. 1. Soru 5. Bilgehan, Ben Geçen Dönem, Uçuş Günlüğü, Gazi Günlüğü adlı kitapları okudum. Eylül, Ben de Kuşları Örtünmek, Nezleli Karga ve Bay Sessizliği okudum. Yukarıdaki diyaloglara göre Bilgehan ile Eylül'ün günlük türünde eserlerini okudukları yazarlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Doğru cevap C. Bilgehan, Nurullah Ataç, Eylül, Salah Birsel. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün bir özelliği değildir? Doğru cevap C. Sanatsal kaygıyla tutulan notlardır. Soru 7. Bu yazı türü gerçek yaşamdan kaynaklanır. Günü gününe tutulan ve tarih atılan notlardan oluşur. Yazar yaşadığı önemli olayları, duygu ve düşüncelerini yazıya geçirirken yaşadığı dönemin tanıklığını da yapmış olur. Bu tür yazılarda konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Bu parçada anlatılan edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Doğru cevap C. Günlük. Soru 8 Yazar hakkında bilgiye ulaşmak isteyen bir blog okuyucusu hangi bölüme bakması gerekir? Doğru cevap A. Profil. Soru 9. Blog yazarının bloğuna koyduğu herhangi bir içerik, görüntü, hareketli görüntüye nokta nokta denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Doğru cevap A gönderi. Soru 10. Uzman kişilerin belirli bir konuda yazdığı ve düzenlediği bloklardır. Bu açıklama hangi blok türüyle ilgilidir? Doğru cevap B. Temasal bloklar. Soru 11. Gün batarken birden gölün içinde bir çocuğun yüzdüğünü görüyorum. Bu cümlenin yükleminin yapısına göre türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C basit fiil. Soru 12. Dün yolda arkadaşınız görmezlikten geldi cümlesindeki fiilin yapı bakımından benzeri aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A. Derse gelecek oldum ama otobüsü kaçırdım. Soru 13. Böyle bir mektuba nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Seninle çok yakındık. Fakat belki çok değişmişsindir. Belki beni anımsamayacak kadar çok. Çünkü zaman değiştiriyor. Örneğin ben çok değiştim. Görsen tanıyamayacağına yemin edebilirim. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Doğru cevap B. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Soru 14. Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisinde farklı bir ses olayı olmuştur? Doğru cevap C. Sınavı kazanınca kendimi iyi hissettim. Soru 15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir? Doğru cevap B. Annesi onun için durmadan çalışıyordu. Soru 16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Doğru cevap D. Eski arkadaşlarıyla telefonlaştı. Soru 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili başkasına yaptırma anlamı vardır? Doğru cevap A. Ağaçları bahçıvana sulatmalısın. Soru 18. Çocuklar gibi gülüştük cümlesindeki altı çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru cevap D. İşteştir. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.